%100 efsanelerde konuğum İzel. Hoş geldiniz, valla süper. Hoş bulduk. Benim için çok heyecanlı bir an. Gerçekten. Yani ben konservatuar yıllarımdan beri, ben de İTÜ Türk Müze Devlet Konservatuarı öğrencisi oldum. Takip ettiğim, şarkılarınızı çok sevdiğim, her yerde duyduğum, bütün hayatım boyunca öyleydi gerçekten. Ve sizle sohbet etmek çok istiyordum gerçekten. Hoş geldiniz. Ay, iyi ki gelmişim. Ne güzel sözler söylediniz. Kesinlikle. Çok sağ olun. Şimdi sorularımız var. Bu sorularımız böyle farklı dönemler. Böyle deyip ondan sonra. Aynen. Her şey olabilir, biliyorum. Yok, çok keyifli sorular. Kesinlikle. Üç dönemi aslında ayırıyoruz soruları. Bir geçmiş, bugün ve gelecek. Yavaş yavaş giriyorum, başlıyorum. İTÜ'de 3 telli kemençe eğitiminden sonra Maxim Gazinosu'na çıkıyorsunuz. Evet. Eğitim dönemini, hani okuldaki okul arkadaşlıklarını, biraz o dönemleri ben de sevdiğim için, belki büyük kantini, işte ay, İdris evet. Abi belki o dönem var mı bilmiyorum ama onlarla ilgili bir şeyler anlatır mısınız? Çok merak ediyorum çünkü. Yani konservatuvar benim için bir kırılma noktası ama İTÜ'ye geçmek ve o kantinde, üniversitenin içinde olmak ayrı bir kırılma noktası oldu. Çünkü bizim ilk Özledim şarkısı o kantinde çıktı. Oradaki arkadaşlıklar çok güzeldi. Kantin ya, yani ne kadar kötü olabilir ki? Ben şimdi dışarıdaki arkadaşlar bilmeyebilir. O kantinde kimler var tabii? Bir kapıyı açıyorsunuz. İşte Çelik giriyor, bir Ufuk giriyor. Daha sonra Aşkın Nur Yenge. Aşkın Nur Yenge. Ben mesela bir sahneyi çok net hatırlıyorum. Mahsun Kırmızıgül. Ayaklı yorulmuş da herhalde. Ondan sonra ayaklarını öbür sandalyeye uzatmış. Bağlama çalıyor, oturat böyle ama gitmiş ya. O kadar yorgun ki herhalde acayip. Derse gidecek. Mahsun'un öyle bir halini hatırlıyorum yani. Orada çok besteler çıkıyordu herhalde. Yani veya arkadaşlık tabii. Ortamı aslında sizi oluşturuyordu. Yani iç içe oluyoruz. Yani İzel Çelik Ercan mesela oradan çıktı. O kantin olmasa belki çıkmayacaktı. Çok, vitamin ne peki? Kantinler var? O da kantinde çıktı. O da kantinde tabii, çıktı. Tabii tabii. Hatta ben okumaya devam ederken grubun diğer üyeleri hala okuyorlardı. Sohbetlerimiz tabii. Falan da olmuştu. Çelik hala okuyor. Çelik, doğru, o doktora seviyesinde. Profesör oldu geçtim, galiba. Profesör oldu mu? Aman Allah'ım, benden de geçiyor. Çok acayip. Siz hiç böyle bir kariyer düşündünüz mü? O tarz bir kariyer. Düşündüm aslında ama hayat beni popçuluğa itti. Yani annemle babamın beni konservatuara elimden tutup da götürmesinin nedeni. Gerçi bu anlamda çok şanslıyım tabii. Yani her aile kızının veya evladının işte müzikle uğraşmasını kesinlikle istemeyebilir. İşte illa felsefeci olacaksın, doktor olacaksın, avukat olacaksın durumları var. Baktılar ki ben müziğe çok meraklıyım. Beni ne yani garantiye almak için de bütün konservatuarların sınavına girdim yani. En son İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ait olanı tercih ettik. Annemle benim okula götürürkenki amaçları kızımız işte radyo sanatçısı olacak, Türk sanat müziği ise icra edecek. Klasik kemençesiyle Nevzat Atlığı korosu vardır, çok önemliydi. Bizim hayalim şöyleydi yani ya Nevzat Atlığı korosunda kemençe çalacaktım ya radyo sanatçısı olacaktım ya da okulda hoca olacaktım. Buydu. Ben bir baktım popçu olmuşum. Annemler gerçi hiçbir şey demediler ama içten içe ben biraz üzüldüklerini hissettim tabii ki. Sonra onlara bir söz verdim. Dedim ki sizin için mutlaka ileride bir Türk sanat müziğisi albümü çıkaracağım. Kaç senesiydi şu an hatırlamıyorum. Yakın Cazname. Evet. Orada o bir tarafı annemin sevdiği şarkılardır. Bir tarafı babamın sevdiği şarkılardır. Bir tane de sıfır benim babama yazdığım sıfır bir şarkı var. Onu ekledik, koyduk. İyi ki de yapmışım. Çünkü albümü çıkardıktan sonra bir hafta sonra babamı kaybettik. Ama ben dinletebilmiş oldum. Böyle yaptı. Onun şeyini aldım yani. Evet. Beğendi. Evet. Belki de dinliyordur hala, bilmiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Türk müziği okula gitmenin bir hayatınızda yarattığı fark ne? Çünkü Türk müziği devlet konservatuarı ve klasik kemençe. Yani şimdi şöyle, kemençe yani kendimi çalıyorum diye söylemiyorum. Çok zor, çalması çok zor bir enstrüman. 3 tane tel var ve tellere basılarak çalınmıyor. Yan taraftan tırnak sürterek çalınan enteresan yaylı bir şey. Hatta ben ilk duvarda işte
enstrümanlarımız belli oluyor ya, ben keman çok istiyordum, piyano çok istiyordum. Kemençe deyince Allah Allah dedim ya, Karadeniz kemençesi var mıydı hani konser? Çünkü onu çalmak biraz daha kolay. Yani onu bir getirin şimdi çalarım yani. Yanlış anlaması tabii Karadeniz kemençesi çalanlar. Ne olduğunu bilmiyordum. Dedim ki ya ben hani piyanoyu biliyorum, kemanı biliyorum ama üç telli kemençe ne? Ne demek? Tabii, sonra okulda dediler ki değiştirme şansım vardı. İstiyorsan hocamız işte biraz sana çalsın. Bir bak bakalım hani nasıl bir şeymiş. O çalarken ben ağlamaya başladım. O kadar hüzünlü bir sesi var ki, bir de şeylere göre insan sesine en yakın müzik aletiymiş. İnsan sesine çok yakınmış. İşte o zor şeyleri ve ben tamam dedim, ben bu enstrümanı çalacağım dedim. Bir de çok tercih olmadığı için radyoya falan girmem de daha kolay olacak. Hayda. Güzel bir nedeni de var ileride. O kadar şeylik yapıyorum. çok hoşuma gitti gerçekten. Harika. Biz o koskoca okulda iki kızdık, üç telli çalan. Okulda öğrendiğim bilgiler şu an benim pop müziğimde bile işime yarıyor. Bir kere bir bilgelik veriyor. Kendine güven veriyor. Nota biliyorsun. Bir de sadece Türk sanat müziğini öğretmiyorlar. Klasik armoni öğretiyorlar. Halk müziği öğretiyorlar. 11 seneni öğretecekler. Bir şeyler öğretmeleri gerekiyor. Folklor bile öğrendik. Fizikti, felsefesiydi. Bunlar da var aynı zamanda. Fakat tabii sizin yani hayatınız şeyde bitmiyor ki, okulda bitmiyor. Birçok okul okuyan kişi ya kariyerini aslında okul dönemiyle bitirip daha sonra başka mesleklere girmek zorunda kalıyor. Öğretmen oluyor. Yani daha statik bir hayata göre. Fakat sizin gibi böyle açıla açıla daha da büyük bir kariyer yolculuğu şeklinde devam ediyor. Yani hiç Eurovision'a gittikten sonra Türkiye'de çok büyük bir pop yıldızı olacağını düşünmüş müydünüz? Hayır. Fakat kendimi küçükken hatırlıyorum, böyle 5-6 yaşlarında falan uyumadan önce böyle hayal kurarsın ya. Küçükken ne güzel hayaller kurardı mı insan? Kendimi mikrofonda şarkı, böyle kalabalıklara şarkı söylerken hayal ederdim. Ben şarkı söylemek istiyordum. Ama bu tabii hani ünlü olayım, şöyle olsun, böyle olsun diye değil. Şarkı söylemek için. Ya, şarkı söylemek istiyorum şey. Yani. O şöhret sonradan geldi. Şöhret de beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Hayatım boyunca şöhret olmak yerine saygın olmayı tercih ettim. İnşallah öyle olmuşumdur. Kesinlikle. Peki Eurovision'la ilgili aslında bahsettiniz. O sahnede olmak nasıl bir şeydi peki? Ay titriyorum. Hele bir tane şey var, Fikret Şenes ve ikisi de rahmetli oldu, Selçuk Başar'ın bir şarkısını seslendirdim. Dünyanın en zor söylenebilen şarkılarından biriydi herhalde. Neslihan Yargıcı o zaman böyle şey bir kostüm yapmış bana. Kocaman, hani o Sedan Gürel'in kafasındaki evet, beyaz şapka var ya, aslında onu ilk giyen benim. Aa. Siyahını giydi. Ya bir de tabii ne deseler yapıyorum böyle yani. Böyle şöyle olmuşum, şapka takmışım, böyle uydu gibi kafamda bir şey. Kolum açıyorum kelebek gibi yani. Evet, Neslihan Yargıcı'nın da aslında ne kadar ileri şey gören bir modacı olduğunu gösteriyor bu. Beni öyle görünce şarkıyı dinlemediler. Ben bir puanla sonuncu oldum. Ankara vermişti bir puanı da. O zaman illerdi. Ha, tabii doğru. Tabii canım. İçinde. Acayip. Ya bu heyecanlı bir şey oldu kesin yani. Çok heyecanlı. Kulis çok heyecanlı. Sonra inat ettim ben. Her sene katıldım. En sonunda Reyhan Karaca ve Can Uğurluer ve ben Aysel Gürel'in sözleriyle Şevket Bey'in şarkısıyla nihayet kazandık ve ülkemizi temsil ettik. Müthiş. 2 dakika. 90'ların bugün hala sevilmesinin sebebi o dönemin en başarılı kadın vokallerinden birine, yani size sormak istiyorum. Bir de 90'ların en başarılı, sizi en başarılı 3 başka kadın müzisyeni kim sizce? Ya şimdi ben aslında 90'ların ne olur yanlış anlamayın. 90'lar sadece 90'lar denmesine çok şey bulmuyorum. Çünkü 90'larda bir hücum, bir şey vardı. Evet. Bir yaratma vardı. Ama herkes kalmadı. Bazılarımız biz 2000'lere de taşıdık. Doğru. 2000'lerde tabii. De vardık. 2012, 2019'da yaptım ben mesela albümü. Şimdi o küçük kantinde ürettiğiniz o şarkılar bir
Ben hep şeyi hatırlıyorum yani, böyle vitaminin bir inanılmaz bir patlama dönemini hatırlıyorum. 3 milyon satmışlar. Olağanüstü yani. Sokaklarda kaç tane korsanın olduğunu ben hatırlamıyorum. Ve çakması. Ya biz korsanı ne çok özlüyoruz ah. Öyle mi? Korsanı özlem. Yani öyle bir duruma geldi ki o bir şimdi dijital oturdu Allah'tan. Bir dönem çok saçma bitti. Sapan her yerden indiriyor, CD'ler satmıyor falan. Ah korsanlar ah ne güzeldi. Korsan. En azından bir yere kadar basabiliyorlardı diye. Doğru, doğru. Çok özlediğimiz dönemler oldu. Çünkü kaset satışı var ve müthiş rakamlar var. Ben kendi korsanımı aldım. Yani bir imzalattı. Aa korsanım falan diyorum. İzel Çelik Ercan dahil çeşitli sonra solo kariyer sonrasında başlıyor. Üst üste rekorlar, yüksek satış grafikleri, önemli aranjörler, bestecilerle çalışma. Müzisyen vizyonu aslında başarının sırrı bence. Yani sizin geçmişinizdeki bu eğitimleriniz. Bir çok de çalışmak. İşte bence başarının sırrı ne diyecektim? Öncesinde yani. Çok çalışmak, çok dinlemek. Yani ben mesela okulda çok çalışıyordum. Biraz da şey de var, şans da var. Ben şarkıların kokularını çok iyi alıyorum. Hani belki kendim beste yapmıyorum ama sevilecek şarkıyı çok iyi hissedebiliyorum. Hatta birçok arkadaşım albüm çıkmadan önce bana dinletirler. Stüdyoya davet ederler. Ne diyorsun falan diye. Ve prensip. Prensip çok önemli. Yani şöyle, şu açıdan çok önemli. Bu camia, yani camiada hem kaliteli müzik yapıp hem prensiplerden ödün vermeyip ayakta durabilmek çok zor bir hale geldi. Çok çalışsınlar, çok müzik dinlesinler, çok çeşitli müzik dinlesinler. Benim mesela çok şaşırırsınız, bir gün inşallah evime kahveye gelirseniz arşivim vardır. Mesela Spyro Gyro dinliyordum ben, Miles Davis dinliyordum. Hı. Kenny G'yi dinlerken hemen arkasından bir Kibariye koyuyordum mesela. Kibariye dinliyordum ki bizim okulda yasaktı. Müslüm Baba'dan dinliyordum falan. Of. İşte Orhan Gencebay. Sonra bir anda George Benson dinliyordum. Hı-hı. Michael Jackson dinliyordum. Müthiş. Madonna dinliyordum falan. Söylemeye çalışıyordum. İngilizcem de yoktu. Böyle duyduğumu Hı-hı. yazarak bir şekilde yapıyordum. Yani çok çeşitli müzik dinlesinler. Benim gibi halk müziğini geri dönsünler. Hocaları yüzünden hani nefretinden varsa. Ben aslında şimdi madem prensip diye bu kadar ısrar ediyorsunuz. Yani mesela böyle en önemli prensip maddeleri nedir acaba, bir iki tane saysanız? Yani arkamıza döndüğümüzde hiç pişman, hani içimiz rahat, vicdanımız rahat, kimsenin üzerine basmadan, kimsenin ekmeğiyle oynamadan. Benim prensiplerimin içindedir bu. Mesela bana benim olan bir şarkı son anda başkasına gider. Ben otururum ağlarım ama geri almak için çalışmam. Hmm. Dedim ki onun kısmeti. Herkesin şarkısı belli diye. Program seçmek mesela. Ben mesela belki çok kızacaklar bana ama sabah sabah soğan kokularının içinde şarkı söylemek istemiyorum. Yemek programı. Yani yemek programları. Hmm. İşte biz işte albümüm çıkmış mesela 2019'da şey Saçmalık diye bir şarkı vardı. Onu söyleyeceğim işte. Tam onu söyleyeceğim. Hadi Serhan söyle, biz de orada soğanları kavuralım falan. Yani bir tane astronom, bir tane doktor falan. Bir dönemin dünyası. Yani bu benim prensibim. Ben bunu yapmıyorum. Her programa gitmiyorum. Doğru. Çok seçici davranıyorum. Hı-hı. Güvenli olacağım yerde olmayı tercih ediyorum. Şeyi de merak ettim yani, bir kadın yıldız olmak pop dünyasının içinde farklı bir şey mi bir erkek yıldız olmaktan? Daha zor. Daha zor. Daha zor. Yani erkeklerde biraz yakışıklı oldu mu kızlar böyle diye hemen böyle yapışıyorlar ama çok çabuk bırakıyorlar. Öyle bir tehlikeleri de var. Yeni bir yakışıklı geliyor diye. Tabii canım, arkadan bir Murat Boz geliyor ama bir gününü unutuyor falan. Bizde o çok yok. Yani bize de tabii sarılıyorlar, şey yapıyorlar, heyecanlanıyorlar. Benim bir çok güzel bir İzel ailem var. Ben fan kulüp demeyi çok sevmiyorum. İzel ailem diyorum. Gittikçe onu büyütüyoruz. Hı-hı. Çok büyütmesek de olur yani. Birlikteyiz. Erkek olmak biraz daha rahat, avantajlı. Hı-hı. En basitinden 3 saat makyaj yapmıyorlar. Şu kırmızı ruju dizimi süreceğim of, diye. Of. Genelde şarkıcılar ya hani hızlı hitlerle ünlü oluyorlar ya da çok acayip balat söylüyor sürekli. Ama sizde ikisi de var. Ben ya bu acayip bir şey. Yani bence işte bu konservatörden. Büyük...
Evet, çok ve çok sevdim. Ben sorumu hemen bitirmeden zaten finale geldim sonunda bir de. Acayip yani. Ama hani şöyle düşünürsek, yani bence özel bir yetenek çünkü bu. Her ikisiyle de başarılı olmak özel bir yetenek. Şanslıyız hepimiz. Kesinlikle. Hani böylesine özel bir yetenek sahibi olarak acaba işte kariyerinizin hani olması gerektiği yerde olduğuna inanıyor musunuz? Benim zamanında çok hakkım yenildiğini düşünüyorum. Ben birçok yenilik yaptım mesela. Kızımız olacaktı da işte ilk hasretimle çok değişik, enteresan Game of Thrones, Okan Bayülgen'in de deyimiyle biz daha önce çekmiştik Game of Thrones'u. Mustafa Sandal'la çalışmayı çok istiyordum, çok hayalimdi. Ve biz onunla bir gerçekten yani dönemsiz, zamansız bir albüm yapmışız. Yani bir Eyvallah, bir Emanet. Hala yani, hala deriz ki keşke 10 yıl sonra yapsaydık bu albümü. Ne bileyim, arkasından kızımız olacaktı işte. Sandalda ağlayan bir kızken bir anda böyle taşlı sütyenlerle aşifte bir hatuna dönüştüm. Çok korktum ama. Ne tepki geldi. Çok korktum. Yani üniversitedeydim o zaman. Onların hepsi şahit. Ay ben böyle işte masum, hani ailenizin kızı falan. Ama o da gerekiyor. Hadi onu gördük. Ondan sonra işte tabii ki gençlere işte biraz fiziğim, belki cilt sorunumu kapatmak için, örtmek için fiziğime biraz daha dikkat ettim. Açtım. Cildim bozuk ama bak gibiyim. Of. Sonra işte her şeyi seyrediyordum. Ben hep böyle konser DVD'leri alırım. Hı-hı. Stink manyağı bir kadının bu arada. Ona şarkı söylemişliğim de vardır. Good Voice dedi bana dedi diye beni hastaneye kaldırdılar. Gerçekten mi? Hatta ben şeyde çıktık. Ben böyle Sting'e şarkı söylüyorum ben. Evet. Nerede söylüyorsunuz? Söylüyorum mekan adı. Cahide eski Cahide eski hali. Orada Sting gelmişti. Yani bize de işte o işletmecisi arkadaşımız zaten. Ya dedi çok özür dilerim dedi. Biz de kız kıza böyle toplanmışız bir masada yemek yiyoruz. Sizi yan masaya alabilir miyiz dedi. Sting gelecek de dedi. Ama öyle bir söyledi ki hani Serdar Ortaç gelecek derdi. İşte bu ya. Çok iyi. Ben böyle oğlum nasıl yani? Ay çok eğleniyorum. Çok acayip ama ya. Sonra ben de böyle hemen cinlik yaptım. Dedim ki bir şart da değiştireyim dedim. Hemen yan masada olacağım dedim. Güzel. Ben şimdi böyle hani fanları, işte hayranlarımız, sevenlerimiz böyle konser sonrası gelirler kulise. Evet. Resim çektirirken böyle titrerler. Evet. Bayılanlar falan da olmuştu. Yani suçluluk da duyuyor insan o zaman. Ve ben şeydim, ya bu duygunun nasıl oluştuğunu anlayamıyordum yani. Tamam sevgi, okey ama niye titrer ki? Yani benim de tamam hayran olduğum insanlar vardı ama titremiyordum yani. Yani. Belki de müziğin içinde olduğum için. Tabii. Ben o gün fanlık ne demekmiş çok iyi anladım. Çenem düştü. Gerçekten. Sohbet ediyorum. Fakat bu arada İngilizce bilmiyorum. Ne konuşuyorsunuz peki? Bilmem. Yani. Hiç bilmiyorum. Yani Almanca biraz katıyorum. Biraz İngilizce karışık katıyorum. O da o kadar kibar ki gülümseyerek dinliyor falan. Bir Good Voice'u almışım böyle direkt. Ondan sonra bana Good Voice dedi, Good Voice dedi diye. Hiç yanımda ne kartpostal taşımışımdır ne CD'mi taşımışımdır. İlk defa şans o Bir Dilek Tut albümüm çantamda. İlk defa. İmzalamadım tabii yani öyle bir terbiyesizlik ama Sting'e sevgilerimle yani. Harika. Ancak Chap Mommy falan yazmam lazım. Çok iyi. Yanına götürdüm. Evet. Dinler misiniz dedim. Çok sevinirim dedim. İşte birileri de tercüme ettiler falan. Gidemiyorum masadan yani. Ne kadar güzel ama yani. Sonra bir kere havaalanında indiği an adam kolonunu şeyini amfisini kendi taşıyor ya. Yani demin yani olması gerekenlerin içine mütevaziliği de katıyorum ama dozunda tabii bir yerden sonra enayi zannediyorlar aynen, çünkü. Kesinlikle. Ona ne söylediniz? Bir Good Voice dedi. Şarkı söylemini söyledi. Evet evet. Yani ne şöyle söyledi? Orası ne söyledim ne bilmiyorum hatırlamıyorum yani.
Türk müziği falan mı yoksa albümden bir şarkı falan mı söylediniz? Albümden bir şarkı söyledi. Yelken'i söyledi. Hmm. Gel de kaçıp gidelim. O sandım bu halim. Yani en söylemeye söyleyeceğim şarkı söyledim aslında. Niye ya? Yani düşer o söyleseydim ne güzel olurdu. Sürekli magazinin etkin olduğu bir dünyada siz yıldız oldunuz. Şimdi magazin eskisi kadar aslında şu an etkilemiyor yeni çıkan kişileri. Yani çok fazla sarmalamıyor, hayatına çok giremiyor belki de. Ya hani hangi dönem sizce daha iyi? Yani tercih etmiş olsanız ya bu dönemde yeni bir yıldız olarak mı yoksa geçmiş, yani nasıl bir şeyi tercih ederdiniz? Çok zor. Zor. Zor bir soru. Eskiden memnunduk. Hmm. Klip çekme, bir kere klip çekme derdimiz yoktu. İşte bir başka gece programına gidiyorduk. O şarkımızı bile onu da birden söylüyordu. Güzel, süper. Ara ara yayınlanıyordu, ediyordu. Aha. Ondan sonra bir bakıyorduk işte radyolar belirliyorlardı mesela isteklere göre. Şey yoktu, işin içine katakulli karışmıyordu. O açıdan çok daha güzeldi. Sonra öyle bir dönem geldi ki işte ya bir tane bir kız çıkmış mesela biraz ayıp olacak belki ama şöyle oturuyor böyle. Okan'la konuk olmuştu. Ben Jennifer Lopez'den daha çok dinlendim falan. Ondan sonra işte Jennifer Lopez'i 146 milyonmuş. Bu da 149 milyonmuş. Şarkıyı dinledim. Mümkün değil. Hatlarda bir şey oldu, sorun oldu herhalde. Yanlış yazdım. Yani ne bileyim bilmiyorum. Yani. O sırada şey... Nasıl yani? Yani bu satın alma işleri var ya bunlar benim canımı çok sıkıyor. Anlıyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ben satın alsam, başım heyecanlandım, sinirlendim ya. Şimdi ben mesela, benim çok 120 bin Instagram takipçim var. Normalde diğer meslektaşlarıma baktığın zaman çok az. Ama o 120 bin, 121 bin olunca kuzenim şahit. Nasıl seviniyorum, nasıl mutlu oluyorum biliyor musun? Çünkü gerçek. Real. Her şey. Real. Yani ya da bir şarkıma mesela, işte diyorlar ki reklam vermezsen, İşte şu kadar para vermezsen, yani bir bakıyorsun ilk gün, ya bir de şey oldu, 3 şarkından 3 saat sonra 64 milyon gördüm. Yanlışlıkla. Of. Böyle de bir hata yapalım. Hatta... Güzelmiş. O hakikaten öyle bir inanılmaz bir rakam ya. Nasıl olabilmiş öyle? Olamaz ki zaten, evet. Yanlışlıkla yapmışlar. Bütün yani öyle bir hırs ki. İşte böyle bir şey olsa ben bunu bilsem ben mutlu olamam. Ben sevinemem. Başarılı bir şey yaptım, oh helal olsun, insanlar beğendi diyemem ki, mutlu olamam. Doğru. Yalancı, yani bana yalan söyle demek gibi bir şey bu. Kandır beni. Kesinlikle. İşte burada biraz sıkıntım var. Yani geçmiş dönem daha iyiydi diyorsun o anlamda. Daha iyiydi. Yine de. Şöyle bir soru var, sanatçıların imajlarına, ticari kaygılarına yön vermesine karşı mısın? Sence dinleyicilerin gözünde sen neyi temsil ediyorsun? Ben ticari her şeyin ticari kaygıyla yapılmasına karşıyım. Tamamen. Şarkının da. Bir yere böyle mesela işte şarkı dinletiyorum şirketlere, işte şarkı şöyle bir... İşte diyorlar ki ya bu gol değil diyorlar. Mesela bu gol olmaz, bu gol olmaz. En sonunda bir gün böyle bir geldiler, dayanamam, Mustafa'yı aradım sandalı. Mustafa dedim ya bu gol ne? Ben seni... Bir gol diye bir şarkım var. Oradan evet. Biliyorum da yani. Doğru. Onu kastetmediklerini de biliyorum. Biliyorsun. Bu gol ne Allah aşkına diyorum yani. Çok bir gülmeye başladı. En çok hangi şarkıyı seviyorsan gol o dedi. Önce sen seveceksin. O kadar. Sonra tabii. Karşı taraf sevecek. Hızlıysa adabına göre dansımızı da edeceğiz. Hı-hı. Ben mesela bir ülkede dans eksikliği görüyordum. Gittim 6 ay biraz manyağım ya. Gittim Jennifer Lopez'in hocasından danslar aldım falan. Günde 8 saat dans ettim. İnanılmaz. Bir anda dansçılara şey kapısı açmış oldum. Yani o zaman yoktu öyle dansçılar. Geceler Kara klibindeki. Geceler Kara evet. İnanılmaz ilk. Ya. Ay içimden öyle... sayıyorum. Bir şey diyeyim mi? Kötü müydü? Hakan çok dalga geçti onunla. Yok ya ben onu ilk izlediğimde o şarkının klibini. Dedim bu nasıl bir dans, nasıl öğrenmiş? Demek daha önceden bu kadar dans ediyordu falan diye düşündüm. Ya folklor biliyordum. Folklor hocalığım da var. Ama o tarz vardı. Başka bir şey yani. Bayağı başkaymış. Üçüncü gün vazgeçtim. Sonra bir konuşma yaptı benimle. Tercümanım da bana aktardı. Dedi ki üçüncü gün çok tehlikelidir dedi. Aa.
Üç gün kuralı. Ya bugün buradan gideceksin dedi. Ha. Hayat boyu keşke yapsaydım diyeceksin. Of. Sen dedi benim gibi dans etmeyi bekliyorsun dedi. Hmm. Ben dans ettikçe sinirlerim bozuluyor dedi. Aha. Ama dedi ben senin gibi şarkı söyleyebiliyor muyum dedi. Hayır falan deyip. Çok böyle konuşmadan sonra devam ettim. Hadi diye başladım. Ve buraya geldiğimde tabii çok dalga geçenler oldu. İşte biz sesimizle varız. Ne gerek var? Sen Jennifer Lopez misin? Saldırın, gelin. Aa, saldırın. Böyle evet. Saldıranların hepsi şu anda dansçılarla sahneye çıkıyorlar. Kesinlikle. Müzisyen olarak aldığın en iyi tavsiye nedir? Kimden aldın? Bir kahve molası verebilir miyiz? Bunu düşünmem lazım. Hadi. Bir dakika. En iyi aldığın tavsiye. Ben tavsiyeleri laf olarak değil de görsel olarak aldım aslında. Şöyle bir şey, ben vokalistlik yaptım. Seyyal Taner'e vokal yaptım. Seyyal Taner'in sahnesi, işte o performansı, sonra kulisteki davranışları. İşte çünkü vokalistlerine çok o zamanlar böyle kötü davranan şeyler de vardı. Benimle dost gibi olması. Ondan bir sürü bir şey kaptım. Bir sürü şey kaptım. Nükhet Duru'ya vokalistlik yaptım. Harika. Daha çok görerek. Hani biri bana müzikte başarılı olacaksan şunu yapmalısın demedi. Ben düşe kalka hata yapa yapa doğruyu bula bula bir şekilde kendim sevdim. Ama arkamdaki en büyük dağım önce babam, rahmetli babam. Sonra da benim arkamda çok büyük bir sevgi ordusu var. Ben onların tavsiyelerine çok uyuyorum yani. Harika. Gerçekten muhteşemdi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum çok davetiniz için. Harika. İyi ki. Bütün bu güzel enerjik ekibinize çok teşekkür ediyorum. Size ben çok teşekkür ediyorum. Çok büyük mutlu oldum. Hey, harika. Bir daha çağırın.